Herkese selamlar. Ark Survival Evolved'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, en son neler yapmıştık? Ufaktan bir hatırlayalım. Tarıkları CC kesiyor var ya. Evet, Extinction serimizde en son neler yapmıştık? Bir kuvvet salımız falan vardı. Onun dışında 300 çocuklarımız burada. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 bunlar böyle bıraktım. Sanırsam 300-500 artık gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Ama daha fazla çiftleştirmeyeceğim. 3 erkek 4 kız şeklinde büyük bir aile oldu. Gaçamız için canlı ayında baykuş temledik. Baykuşları temledik. Önüne koyduk 3 tane baykuşu ve içerisine taş koydum. Baykuşlar sıçtı mı? Sıçtı. Sıçıyor, gaçamız cepliyor. Şununla da bir sıçalım. Bu da sıçmadı bu. Bu sıçmadı. Neyse, bir tanesi sıçtı. Fark etmez, taşla da yapıyor zaten. Bu şekilde gaça burada cayır cayır bize malzeme üretmeye devam ediyor. Bunu da yiyor, şeyi de yiyor, hiç taşı da yiyor, hiç fark etmiyor. İçine bir 10 bin tane daha taş daha sonra atarım. Şimdi şu verdiği şeyleri bir açı verelim değil mi? Açıyoruz bunları. 50'de 60 60. Genelde 70 çıkıyordu. Buraya da bir toparladım. Uzlaşmış kalbimiz 121 olmuş. Bu bölüm Desert Titan'ı alacağız. Ama Titan'dan önce illa bir tame yapmamız lazım. İlla bir tame yapmamız lazım. Çünkü uçan hayvanımız kalmadı. Oraya tabon ve koşarak gitmek istemiyorum. Tabanı kovma şeklinde. Şurada bir tane az önce tapejara gördüm. 140 level mi? 145 miydi? Neydi? Bu arada bir tüfek ayarladım kendime. Boşa yaptım. Keskin şarjlı mermileri de böylelikle çöp olmuyor. Bunu da son seviyeye 700 atak. Aynen 700 atağı çıkarttım. Ha şunu da göster, onu da göstereyim. İçeri yapalım bunu da koşalım hemen. Tabii şu an bunlar sürpriz sürpriz. Görmediniz onu. Yukarı. Şuraya koy verelim. Koydum. Tamamdır. Üstünde şeyler dönüyor. Foundation stille dönüyor. Convertör ne işe yarıyor bilmiyorum. Blueprint. Ha, blueprintleri falan çeviriyor. Normal blueprintleri espasa çeviriyor. Mantıklıymış. Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Bunu da bilmiyorum. Yaptım koydum öyle ama. Yaşadığında elektrik bal değil diyor. Büyük ihtimalle tek jeneratör istiyor. Şimdi şurada narkotiklerimizi üredi mi? Dart. Bundan 5'ten yapabildiğin kadar. Çek bize. Yani zaten 3-5 tane yeter de. Desert Titan'ı bu bölüm alacağız. Bekleyin. Şimdi tam 10 tanecik yeter. Sen kaç levelsin? 50. Allah'tan şunun mermisi bitmiş. Yoksa burada hiçbir şey bırakmadı ya. Şu her taraf ölü hayvan kaynıyordu. Bak şurada da bir piter ölmüş. Cayır cayır öldürüyorlar. Hayvan yanaştırmıyorlar. Şunu geri açalım. S3'ümüzü çekelim. Bakalım şu tapejere vardı. Bir piter görmüştüm. Onları bir bulalım, hemen alalım. Şurada tape pite az daha yakınlaşmam lazım. Şu muydu? Yok 20. Bir tane 145 gördüm ya. Alfa silah ile alfaya dönüştürüp alacağım bundan sonra. Çok zayıf kalıyorlar çünkü. Buradan tape. Allah Allah, nereye gitti o ya? Burada sen alfa mısın lan? Alfa infazcı. 2,5 canı var ha. Normalde 60-70 levellerde oluyor o can. Allah Allah. Tapeşere kayboldu. Komple yok. Pite var mı? Pite de yok. Yanlış yerdeyiz o zaman. Şu tarafta. Şuraya doğru gideyim. Bu tarafta görmüştüm lan. Kaybetmeyeyim dedim de. Ufak bir iki iş daha yaptım böyle video için. O arada kaynadı verdi. Bu video bir tık uzun olacak. Ama içi
emin olun dolu. Bol bol tahin ve boz olacak içerisinde. Bir tık uzun ama bir tık kaliteli bir video sizlerle şu an. Sen kaçsın? 40. Parası paçıymış. Allah Allah. Nereye kayboldunuz ya? Yükseklere uçma ihtimali de var. Oradan dolayı göremiyor olabiliriz. Çünkü tapacılar çok alçakta takılmıyorlar genelde. Biraz daha yükseklerde takılıyorlar. Şunun tepesinde falansa hiç ihtimal yok yani görmemizin. Oraya çıkabilir miyim diye bakıyorum. Çıkarım ya. Şuradan vızır vızır. Biraz tepeye çıkalım. Bir oradan bakalım hemen hızlıca. Zaten koşumuz. Ya, 150 piter ama. Yolda 100 olmuş. Kısmette pitere varmış. Ne yapalım? Tepeye şey yaptık. Kısmete bunu mu geldi? Lan in aşağı. Hay ağzına. Ulan. Önce bolayı takacağım. Sonra alfa yapacağım. Şu alfa yapma tabancamı alayım. 9'a basayım. Şöyle biraz da yemek yiyelim. Arkadaş. İniş deneyi uğraştırıyorsun bizi ya. Hadi be. Evet, 150 level alfamız hayırlı uğurlu olsun. 6K torporu var, tek de bayılır. Var mı tehlikeli bir şey etrafta? Yok. Alıyorsun koyun etini, kalkıyorsun kardeşim hadi. Tabi bakıyorum şöyle, aynen. Bir tane yerimiz var mı? Tamam. Kalksın hemen bir base'e gidelim. Bir efsane piterayımızı yapalım. Sonra hemen desert titanımıza koşalım. Desert titanımızı alalım. Tabi desert titanı oraya aslında Managmar'la gideceğim. Yani bununla yakınlaşıp dibine kadar bununla gideceğim. Sonra Managmar'a gideceğim. Desert titan tahminlemesi çok basitmiş. Onu da göstereceğim. Kolay taktiğini de. Videoyu hemen ilerletmeyin. Taktiği kaçırırsınız bakın. Benden demesi. O sırada da bir 150 pitara şerefine bir like'ınızı da alayım yani. Doğru değil ya. 150 pitara olduk. 150 pitara yani. 150 nereden bulduk? Bilemiyorum ama bulduk yani. Şansımız. Argent öldü. Pitara öldü çünkü. Hatta bir önceki videoda görmüş olduğunuz size Rex göstermiştim. Bir Alfa Rex'imiz vardı. O da rahmetli oldu. Evet o da rahmetli oldu. Yozlaşmış kalp kasarken Alfa Giga 150 level Corrupted ile kapışınca maalesef rahmetli oldu. Hiçbir şekilde kurtaramadım. Yani seri seri can basıyordum. Ama çok güçlüydü. Cidden çok güçlüydü. Bana çok fazla hasar vuruyordu. Evet aldık. Geliyorsun bir taracım hemen. Taban ve hemen koş. Kaç tane o anki? Sıkıntı yok. Şu an yani başka hiçbir şey beni cazip değil. Ama 142 tabacarayı görürsem alırım. Bir tek eğri falan filan onu çakarız. Bu ne be bayıltmışlar. Neydi o? Neyse ya vakit kaybetmeyelim. Şurada bir tane alfa arenio var. Örümcek var 140 level. Örümcekleri nasıl alındığını çözeyim. Onu da alacağım. Alfa 140. Şu bir tane gördüm. Beni öldürmesine full kaçıyordum. Hadi. Evet. Yeni Rex'imiz ise şu öbür Rex'imiz öldü. Biliyorsunuz şu Beta'nın babası. Babası mıydı, anası mıydı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Anasıydı büyük ihtimalle ki. Çünkü Beta çıkmıyor diğer türlü. Öldü. Ben önce böyle dandik bir alfa tek Rex buldum. 18 level falan da herhalde. Sonra bir tane de maksimum level bir alfa tek Rex buldum. Bunu da kenara koydum. Bir şeyleri gene öldürüyorlar bizimkiler. Bunu da aldım koydum.
Bunu Ice Titan için denemek istiyorum. Ve bir tane Alfa Bronto aldık canlı yayında. Bu Alfa Bronto 400K neredeyse cana sahip. Ve muazzam iş yapıyor. Muazzam. Tek kelimeyle muazzam iş yapıyor. X-Bit falan da gelmiş. Güzel. Çok çok iyi iş yapıyor. Bunu Titan keserken, başka bir Titan, Ice Titan falan keserken tank olarak kullanmayı düşünüyorum. Evet, hemen hızlıca bir tane yerimizi yapalım. Ben Titan oraya zaten kapatmıştım. Bir tane yeri yapılsın. Şöyle bir en son biraz etrafa şey atmıştım da. Kunduz attım, kunduz. Silika sıkıntım gitsin diye de o kalmış. Give. Neyse. Pitaramız kalsın. Tamam, pitaramız kalsın. Bu pitaraya daha sonra bakacağız. Evet, bu alfayı aldık. Şimdi bir tane manakbanımızı çekelim. Hangisinde atak? 3-6, 3-5. 3-5. Çocuk 3 en alt, en iyisi. Eğer de güzel binebilirim. Şöyle orta, bir kimseye dokunmayacak bir yere gidelim. Dur, malzemeler almadık. Malzemeler almadık. Kuvvetsal falan malzemeler almadık. Kuvvetsalla temizleyeceğiz. Şurada malzemeler bunlar. Ne lazımdı başka? Şimdi burayı da bayağı düzeltip düzenleyi verdim. Aa, bunlardan şundan 10 tane. Şundan 10 tane yanlış hatırlamıyorsam. Şundan da 10 tane alayım dedim. Bu ne olur ne olmaz. Tam hatırlayamadım çünkü. Bundan da 100 tane. Şöyle yarısını bırakalım. Tamamdır. Şimdi hemen binelim. Neden manakmarla gidiyorum? Çünkü uçan hayvanlar mağaraya giremiyor. O yüzden mağarada olabilmemiz için çöl mağara girişi. Karlı bölgenin de mağara girişini ayarladım. Oranın da eserini aldım, koydum. Aynı şekilde öbür Titan'ın da eserini aldım, koydum. Buraya zaten biliyorsun sıkıntılı bir... Aa, Argent ölmemiş. Ben Argent öldü sandım. Burada düşmüştüm çünkü. Neyse, ben Argent öldü sayıyorum. Almayacağım onu. Kalsın burada. Ne hali varsa görsün. Kuvvetsal biz çekebiliyorduk inşallah. İnşallah çekiyorduk yani, tam hatırlayamıyorum. Ben ona şey yedirdim, yedirmedim mi? Koş 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 koş, hadi, hadi Siri Siri. Asla bitir, ben niye böyle koşuyorum ki? Neyse. Direkt ışınlara da bildirdik. Buradan çıkamıyor muyuz? Zınır diyorsun ha. Tamam. Neyse, aksiyon oldu ya. Ne aksiyon ama. Kaçıyoruz hepsinden. Yarı uçan faydasını kullanarak. Yalnız burada da iyi kitin keratin kasarmışım ha. Buraya bir ara kaplanla geleyim ben. Uf, 3000 kitin geldi. Kitin keratinim çünkü bitti. Ya sal beni golem ya. Şunları öldürmemiz gerekecek. Burada çok sağlam temin olacak hayvanlar var bu arada. Yaramıyor şey işte attıklarınız. 5-5 yiyor arkadaş bu da. 100 vuruşum 90 mı? Az müsaade. Ben bile 200-200 vuruyorum bunları. Rubble Golem neymiş lan? Normal Golem'e daha çok vuruyorum ben.
Tabii olacak burada değil de Ice City'nin mekanında çok güzel hayvanlar var. Levelleri çok yüksek. Salıyorum. Bir şey toplamayacağım. Zırhlarım tamir mi? Değil. Hadi ben neyse. Hallederiz, hallederiz. Umarım yapabileceğim. Daha önce hiç Titan temlemeyi denemedim. Ne istiyormuş? Sar koymuş. Tamam. Doğru tahmin ediyormuşum. Terzi başkasının. Buradan bir tanesini alıyorum. Evet, bizi şimdi geri yönlendirecek buradan. Görünen bir ışınlanma dalgası açılıyor. Sonra koysalı çekeceğim ve alacağız onu. Alacağız onu. Alacağız onu. Mantık şu. Kuetsal'ın üstüne, platform yerinin üstüne bir minik bir kutu gibi bir yer yapıyorsunuz. Bu şekilde Desert Titan'ın sizi hayvandan düşürme olayı gerçekleşmiyor. Şu an oluşuyor kendisi şurada. Ve oluştu. Evet. Müsaadeniz varsa ben bir şuna bineyim. Evet, corrupted bölgelerini temizlememiz lazım. Evet, kendisi devasa bir şey gördüğünüz gibi. Şimdi hemen Allah kastı. Niye bu kadar? Gamma 4. Lütfen koyu çekili olsun. Hadi be, deme. O zaman bir eve gidip geri geleceğim. Ne yapayım? Bekle, geliyorum. Ya Titan silinme gibi bir durum yoktur diye tahmin ediyorum. Kuvvet al. Ha, burada. Şimdi izlediğim kadarıyla önce şunu şu şekilde oturtuyor. Ardından duvarlar. Kapı. Şöyle üstünü de kapatıyor. Bildiğim bir kutu yapıyorsun yani kendine. Hayvana biniyorsun. Kapı açıldı. Kapıyı kapat. Dur, otomatikten kapatalım bunu. Otokloz only. Aynen. Tamam, kendimizi bu şekilde güvene alıyoruz. Duralım. Last remote location. Gidelim ve artık o titanı temyelim. Gel buraya. Şimdi kuşları bu sayede bizi düşürmeyeceğini umuyorum. Kendileri elektrik çarpıyor. Hangi tarafına? Yani elektriği kendisine vurdurtmamız lazım. Olay o. Onun dışında bir olayı yok. Öyle bir dönelim. Sürü tarafına hedef alınıyorsun diyor da. Sürü tarafından bir şey hedef alma, bir şey değiştirmiyor. Normalde beni hayvandan düşürmesi lazım. Şu an sabit duruyorsun zaten. Evet, şimdi tam tepesine indirecek. Aynen, vur. Şimdi bu şekilde kendine de hasar veriyor. Aynen. Bize de hasar verirse olası bizim Dino Aid'imiz var. Sıkıntı yok. Bu şekilde çok kolay şekilde tame edeceğiz. Hatta biraz zaman hızlandırabiliriz. İki kat zaman hızlı olsun. Sabit duruyorum çünkü yani bir şey yapmıyorum. Bir tane daha vursa gidecek sanırsam.
Yani şu an kendine hasar veriyor aslında. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz de hasar vererek açabiliyoruz orayı ama olmuyor. Bu corrupted hastalığını iyileştirmemiz lazım. Lan ne zaman bir tık daha mı sağa kayalım? Ne yapalım? Tam ortasına mı düşmesi lazım? Ne kadar düşecek daha bu kadar? Değişmeye başladı. Bir şeyler oynuyor. 5x o zaman. Vur bakayım. Yok, bir tık oynamam lazım gibi hissettim ben. Bir tane daha vursun. Aa, stamina bitti. Yok, stamina bitmedi. Pardon. Hayvan kontrolünü değiştirdiğim için şey oldu. Allah. Düşürememesi lazımdı. Yani yaptığımız sistem bu işe yaraması gerekiyordu. Allah, dur. Doğru duramadım. Lan. Wait. Dur. Bu tarafta duralım. Bu tarafta duramadık. Aa, şaka mısın lan? Dur. Biraz çok sıkıntı. Dur. Çok altına girdik. Kadın altına kalınca sanırsam sürü de vuramıyor. Bir tık daha şöyle sağa doğru. Lan çok kayıyorsun arkadaş. Şaka mısın ya? Şaka gibi. Dur. Dön. Ayda. Tövbe tövbe. Lan dönsene. Ben son dakikalarını açarım videoyu. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki kanadı da temizledim rahatlıkla. Kanatları temizlemek çok basit. Kanadın altında duruyorsunuz ve yıldırımlar çatır çatır kanadın üstüne iniyor. Şimdi ise en son kuyruğu temizliyorum. Bu birazcık uğraştırır çünkü altta durarak değil, üstte durarak bunu halletmek zorunda kaldım. Üste ilk başta hasar yiyordum. Hayvanlar bazen bir iki kere falan düşürdüler beni. Ama yavaş yavaş gördüğünüz gibi burayı da hallediyorum. Kanatları ortalama 15 ila 20-25 kere falan vuruyor. Yani tamamen temizlenmesi için her kanat başı. Burası da tahminimce öyle bir şey sürecektir. Belki bir tık daha fazla sürebilir burası çünkü diğer şeylere göre daha büyük bura. Şu an devam ediyoruz. Hala hasar vuruyor. Her vurunu çünkü şu gördüğünüz corruption kısmı bir kabarıyor, bir şeyler oluyor oralara, bir değişiyor böyle. Yani şu an beklemekten başka yapacağım bir şey yok. Kendisi 1500 level pasif tame şeklinde. Farklı bir tame stili var. Diğer titanların da büyük ihtimalle bu tarz, hani bir yerlerinde corruption'ları var. O corruption'ları düzeltmemiz gerekecek. Diğerleri yani bunun için bir taktik bakmıştım hani, ama diğerlerine kendi uydurduğum taktiklerle temlemeyi düşünüyorum. Artık corruption patlar mısın kardeşime? Bu yıl içerisinde falan. Yok, patlamayacak. Bir 5x alalım biz. Aha, patladı. Sonunda patladı. Evet, artık kendisini temleyebiliriz. Bildiğim kadarıyla
iniyoruz ve kapıdan çıkalım. Ve artık üzerine gelip yazmıyor. Evet, Titan'ı evcilleştir diye bastığımda Titan'ımız evcilleşti. İsmi Teen Titans. Titan yazalım şöyle. İsmi Kaiju muydu? Neydi bunun? Olarak geçiyordu. Şu an neredeyim? Kendimi görüyorum. Evet, Titan'ı aldık. Direkt kendisi böyle bir tek eğrine giydi sanırsam. Üzerinde devasa bir platform var. Şu şahsı bir çağıralım. Şu şahsı bir çağıralım. Hop, 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 hop. Buna bir tane şey yediriverem. Çünkü diğer türlü olmayacak. Evet, Titan'ımız kocaman. Yani yanında kuyruk kadar falan kalıyor böyle. Sol klik. Kuyruk kurabiliyor. Isırabiliyor. Şöyle geriye doğru bakınca mı? Kuyruk kuruyor. Aynen. Sağ klik. Ne yapıyor? Daha uzaktan görmemizi sağlıyor anladığım kadarıyla. Canı biraz az geldi bu arada Titan'ın. Birazcık canı düştü. 350 kan canım var. Ulan keşke alfa çevirseydim. Hiç aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmedi. Alfa'ya çevrilir miydi? Bir sonraki başka diye öbür titanlara deneriz. Öbür titanlara deneriz. C'ye bastığımızda C uzak. Ne oluyor C? Uzaklaştırdı. C. Ha. Sol altıya mı basmam lazım? Solda bir simge çıktı. Ama nasıl kullanacağım bilmiyorum şu an. X. X. Space. Kuşları saldık. Geri alabiliyoruz. Salıp çekebiliyoruz tekrar. X. Ha, sağ klikte tamam. Elektriği yolluyorum. C ile açıp kapıyorum. C yokken herhangi bir şey yapmıyor. Yapıyor mu? Yapıyor herhalde. Bakayım şuraya. Kim yapıyor mu? Yok, yapmıyor. Yok, yapmıyor. C'yi açıyorsun. Basıyorsun. Ulan üstüne basamadık. Dur bir şeyin üstüne vurayım da arkadaş. Kaç vurdu? Torpor veriyorsun. Biz seni tame için mi kullanacağız lan? Isır bunları. Çok az vuruyorsun ama sen. Benim evdeki Alfa Rex daha kuvvetli. Bu ne böyle ya? Dandik Titan. Büyük ihtimalle en dandiğini aldım. Ama ilk baş için bence güzel. Herhangi bir stat veremiyoruz zaten. Level de gelmiyor. 2250 level kendileri. Space de kuşları salıyoruz da kuşlar pek işe yarıyor mu? O da var. Bunu base'e nereye koyacağız şimdi? Yani komple base'i buna da taşıyabiliriz. Öyle bir olay da var. Artık haritada direkt çöl titan olarak gözüküyor kendileri. Çok devasa büyük bir boyuta sahip olduğu için. Vurdu mu lan? Ne yaptın oğlum? Evet, bakıyoruz. Güm. Market for lightning. Yani elektriği de pek bir iş yapmıyor ki. Elektrik bir iş yapsa diyeceğim eyvallah elektrik var. Öldürüyor mu bakayım? İşe yaramıyor ki anlamadım. Bir hasar da vurmuyor adam akıllı.
Kaç kere vuracağım arkadaş? 20 kere yıldırım attık, bir şey ölmedi orada. Uç 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 uç. Konuyor mu acaba? Konmuyor gerçi. Space Evasion konmuyor. Full uçuyor. Bakalım Bense gidebilecek miyiz? Kırmızı nokta olarak parlıyor muyuz? Aynen. Kocaman bir kırmızı nokta olarak parlıyoruz. Artık Ren oyuna girmeler çıkmalar çok daha zor olacak. FPS'in de ağzına sıçtı yani. Kocaman yaratık. Şöyle bölgeden biraz kafayı çıkart. Bir kendimizi gösterelim. Şurada dur. Tam böyle ucuna geleyim. Gözükmeyeceğim çünkü neredeyse. Allah, düştüm sandım. Oh, düşmedim, düşmedim. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi Titanımız ve biz. Şöyle bir resim alalım. Şunu kapat. Şöyle. Şu çenesini tam alsa keşke. Dur, bari biz de kameraya bakalım. Şöyle elime de silahımı alayım hatta. Şu an. Olmadı. Daha uzağa gidemedik. Şöyle alalım. Öne geçelim biraz. Şöyle yukarı doğru bakarken. Neyse iyidir, iyidir. Şöyle de bir tane alalım. Bir tane de print screen'e basıp alayım. Tamamdır. Tamamdır. Güzel oldu. Güzel. Binelim. Base'imize gidelim bakalım. Ne boka yarayacaksa artık bu titandı. Diğerleri biraz daha işlevsel sanırsam ya. Bu en çöpü. Bilmiyorum ekstra tam olarak ne özellikleri var. Denediğim kadarıyla bu kadar görebildim. Acaba Corrupted hayvanları düzeltiyor mu? Bunu yıldırmış. Kendi Corrupted'ını çözdü. Acaba Corrupted'lara vursam. Onların da Corrupted'lığını alır mı? Kafamda deli sorular. Görükmüyor ki. Dur gammayı bir kapatalım ya. C'ye bir daha bas. Ve V'si şey X. X yok. Nasıl tam bu ya? Şeyde atamıyor mu bu burada? Yıldırım. Dön. Şu an titanı ben kontrol etmiyor muyum arkadaş? Sanki ben kontrol etmiyormuşum gibi hissiyat verdi bana. Ulan buradan her şeyi vururum ha. Buradan tak 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 tak. İşlemiyor mu? Oha. Çok yukarıdayız demek ki. Sürü haline geziyoruz. Ura, Allah Allah Allah. Ha, attım bir yıldırım. Bu araya giremeyecek ki bu hayvan arkadaş. Sağa sola da dönmüyor ki. Dümdüz gidiyor sadece. Ben şuraya bir slow-mo 5 yazayım. Döndüremiyorum çünkü hayvanı. Ya dönmüyor ya da buga mı girdi, ne oldu? Neyse ben seni çekebiliyorum zaten. Kanadında bile durabiliyoruz. Allah.
Şöyle eve geçiyorsun. Evet. Beys, hazır mısınız? Gel buraya. Geldi. Tamam, ben bunu böyle koyacağım. Daha kullanmayacağım zaten. Böyle gölge yapsın. Beyze bir gölgemiz olsun. Güneşlik işte. Yeni güneşliğimiz nasıl? Şöyle uzaktan şöyle bir resim alayım bir tane daha. Panter de gözüksün. Pensikren. İşte bu tamamdır. Thumbnail da hazır. Evet, şimdi sevgili izleyenler. Gördüğünüz siteni aldık. Nasıl alınacağını da size gösterdim. Biraz vakit alıyor ama hani sadece bekliyorsunuz. Herhangi bir aksiyonu, atraksiyonu yok. Bu arada şu quest'ı da çekelim. Quest. Çocuk 3 müydü? Onu da çekebiliyor muyuz? Kaldı mı orada? Kaldı orada. Neyse, tamam, sıkıntı yok. Quest aldı bu şekilde. Bu üstteki koyduğumuz şey sanırsam bize hasar vurmamasını ve ekstra olarak hayvanların bizi düşürmemesini sağlıyor diye tahmin ediyorum. Ben kürdüm yaptım, direkt şey yapmadım. Hani sebebini pek sorgulamadım ama yani sorguladım aslında. Ya düşürmemesi için ya da bize yıldırımın işlememesi. Çünkü yıldırım bir iki kere yedim. Hayvandan in düştükten sonra çok çok yüksek bir hasar yedim. Bir kere yemem neredeyse beni öldürüyordu. Hani dedim ben durayım tepesinde. Çünkü arkadakine tam oturamamıştım. Ama bu şekilde halloldu. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no better.